Genel izleyici için uygundur. Hastalarımızın kırma kusuru gibi sebeplerle gözlük ve lens kullandığı durumlardan kurtulmak için yaptığımız operasyonlara refraktif cerrahi diyoruz. Refraktif cerrahileri ikiye ayırmak mümkündür. Bir tanesi gözün en önüne uyguladığımız ve lazer yardımıyla yaptığımız operasyonlar. İkincisi de göz içinde lense dokunarak yaptığımız işlemler. İşte gözün en önüne korneye yaptığımız işlemleri genellikle lazer yardımıyla yaptığımız zaman halk arasında lazer operasyon olarak isimlendirmekteyiz. Kırma kusurlarını 3 ayırmak mümkündür. 10 numaraya kadar miyopide, 6 numaraya kadar hipermetropide ve 6 numaraya kadar astigmat hastalarında lazer operasyonu güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Lazer operasyonunu gözümüzün en önünde saat camına benzer dokuya uygulamaktayız. Bu dokuya kornea ismini vermekteyiz. Lazer operasyonu teorik olarak her hastaya uygulanabilse de e, yapabileceğimiz lazer operasyonu için öncesinde bir takım tetkikler mutlaka yapılmalıdır. E, kornea dediğimiz dokunun Uygunluğu bizim için çok önemli. Bunun için normal göz muayenesinden farklı olarak topografi dediğimiz tetkikler yaparak kornea dokusunun kalınlığını ve normal bir dokudan farklı yanlarını mutlaka belirlemeliyiz. Ortalama 490 mikron üzerindeki bir kornea ve normale yakın konyalarda lazer yapmak hem hastanın sağlığı hem de numaranın kalıcı olması için çok önemlidir. Lazer operasyonunuzun doğru sonuçlar vermesi için doğru bir ön muayene, doğru bir tetkikler ve doğru bir cihaz yapılması çok önemlidir.